Metrodan inen yolcular Taksim Meydanı'na çıkmak için asansöre bindi ancak asansör arıza yaptı. Tam 40 dakika boyunca kabinin içinde bir aşağı bir yukarı gidip gelen yolcular kabusu yaşadılar. Aralarında bayılanlar oldu. Güvenlik görevlisinin derdi ise bambaşkaydı. Altı yolcu asansörde 40 dakika mahsur kaldı. Sıcak havada bunalan ve sürekli aşağı inip yukarı çıkan asansörün içindekiler kurtarıldığı an güvenlik görevlisi de habercilere saldırdı. Abi çekme. Ya sana ne ya? Çekme kardeşim. Sana ne ya? Çek. İkisi kadın, dördü erkek, altı yolcu öğle saatlerinde Taksim metro durağındaki asansöre bindi. Amaçları meydana çıkmaktı ama arıza nedeniyle hepsi kabus dolu dakikalar yaşadı. Birinci kat, ikinci kat sürekli git gel yaşadık zaten. En son kendi imkanlarımızla kapıyı yaptık, araladık. Zaman geçtikçe içeride durmak daha da zorlaştı. Asansör bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyordu. Ama ne en alt katta ne de en üstte kapıları açılmıyordu. Kabindekiler paniklemeye başladı ve içlerinden biri bayıldı. Teknik ekip çalışmaya başladığında kabindekiler itfaiyeyi aradı. Havalandırma sistemi çalışmıyordu. Kabinde mahsur kalanlar kimi zaman işaretlerle dertlerini anlatmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Dakikalar sonra kabin tekrar aşağı indi. Görevliler de heyecanla kapıyı açmaya gitti ama sistem adeta onlarla dalga geçiyordu. Asansör tekrar yukarı çıktı. Dakika süren esaret bittiğinde hepsi ter içindeydi. Onlar esaretten kurtulurken güvenlik görevlisinin tek derdi ise habercilerin görüntü almasını engellemekti. Arıza giderildikten sonra asansör tekrar hizmete girdi. Aynı sorunun bir daha yaşanmaması için inceleme başlatıldı.